Hikayemizin kahramanı fetret zamanında yaşamıştır. Hazreti İsa Aleyhisselam'dan sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki zamanlardı bu zamanlar. Kahramanımız Barsisa adında biriydi. Rahip Barsisa 40 gün oruç tutar, hiçbir şey yiyip içmez diye anlatılırdı. Sonra bir gün yemek yiyip orucuna devam ettiği gelmişti dilden dile. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Yürümekten yoruldum artık. Rahip Barsisa neden bu kuş uçmaz, kervan geçmez yerde yaşıyor ki? O Allah'la yalnız kalıp ibadet etmek için uzlete çekiliyor. Sonunda geldik. Kapıyı çalıyorum. Allah'ın adıyla, Allah'ım bana yüce rahmetinle muamele buyur. İbadet etmeye başladı. Peki ne zaman bitecek Ebu Hanım? Bilmiyorum ki. Bazen 10 saat ibadet eder, bazen de tüm gün dua ederek tamamlar ibadetini. Düşmanlarımıza karşı yardım ve dua istemek için tüm gün mü bekleyeceğiz yani? Hadi Bersum, hadi gel Ebu Hanım. Daha uygun bir vakitte geliriz. Neyin var kötülüğün efendisi? Seni üzgün ve kederli görüyorum. Bu rahibe ibadetlerinden vazgeçmesi, görevini ihmal etmesi için vesvese versinler diye şeytanlarımı seferber ettim ama nafile. Barsisa'dan mı bahsediyorsun? Bir de ben deneyim mi? Sen benim en zeki, en samimi öğrencimsin şeytan. Fakat biz bütün hileleri denedik, nafile. İzin ver, bir kez de ben deneyeyim. Bir şey kaybetmeyiz. İş aşkın hoşuma gidiyor. Tamam bir dene bakalım. Ama neticeyi ilk bana haber ver. Sen de kimsin kardeşim? Selamun aleyküm yüce rahip Barsisa. Aleyküm selam. Fakat sizi tanıyamadım. Allah'ın yarattığı bir kulum işte. İsmin ne önemi var? Doğru. Sen hikmetli bir adama benziyorsun. Bana bu hayatımda istifade edebileceğim bir şey öğretsen olur mu? Sana bir dua öğreteceğim. Bu duayı okuduğunda hasta olan biri hemen iyileşecek. Bu mümkün mü? Yaşa ve gör. Planın ne? Söylesene bana. Büyüklerden birkaç kişinin yanına gideceğim ve hastalık olarak onlardan birinin içine gireceğim. Hasta yakınları iyi ve adil olan rahipten yardım isteyecekler. Rahip de ona öğrettiğim duayı okuyacak. O anda hastalık hastanın vücudundan çıkacak ve iyileşecek. Kesinlikle kötülüğün efendisi. Elem a'had ileykum ya bani Adem en la ta'budu'ş-şeytane innehu lekum aduvvun mubin. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ آه! İmdat! آه! Başım yanıyor! آه! آه! Sakin ol vezir. Nerede bu doktor? Bütün doktorları çağırdık efendim. Hükümdarım, efendim. Vezir bilhassa şifa verecek bir öneride bulunayım mı? Anlat bakalım asker Ebanup. Şehrin dışında yaşayan bir rahip biliyorum. Barsisa diyorlar ona. Kulağıma çalınmıştı ama ne yapabilir ki? Belki bu iyi adamın duası Allah katında makbul olur. İçim yanıyor. Kurtarın beni! Aa! Onu hemen o rahibe götürün. Belki tedavi eder. Denemekten bir şey kaybetmeyiz. Yalvarırım efendim. Dua edin ona. Ya da ona mübarek bir dua okuyuverin. Mübarek dua mı? Senden başka kim şifa verecek ona? Bir şey deneyeceğim. Belki işe yarar. Başım yanıyor! İmdat! Yardım edin! O anda şeytan vezirin bedeninden dışarı çıktı. Ah, ben neredeyim? Beni buraya kim getirdi? Bir yerin ağrıyor mu? Hayır, gayet iyiyim. Allah'a hamdolsun. Bu ne garip şey böyle?
Sizi tebrik ederim rahip efendi. Ben bir şey yapmadım ki. Bu ne kadar mütevazi bir adam. Bu mucizevi bir şey. İzin verin de bereketinize nail olabilmek için ellerinizi öpeyim. Ben de öpeyim. Yalvarırım Barsisa efendim. Kız kardeşimizi koruyup gözetecek sizden başka kimse yok efendim. Size bin kere bunun olamayacağını söyledim. Hayır. Yabancı bir kadınla aynı evde nasıl yaşarım? Aynı evde olmayacaksınız. Ona kulübenizin yanında bir oda yapacağız. Her gün yolda onu göreceğim. Ona kendisini odaya hapsetmesini emredeceğim. Biz yokken rahip efendiden başka kimsenin sözünü dinlemeyecek. Hayır, hayır. Bu küçük işler beni ibadetimden alıkoyar. Rahip efendi, biz hepimiz sefere çıkmaya mecburuz. Zavallıcık, sen olmazsan ölür gider. Kalbin buna razı olur mu? Fakat... Yalvarıyoruz sana, bizi geri çevirme. Fakat... Yalvarıyoruz sana, bizi geri çevirme. Yapacak bir şey yok. Bu ağır sorumluluğu almaktan başka çare yok. Kızın abileri, kardeşlerini kadınların fitnesinden korkan rahibe emanet ederek sefere çıktılar. Bu korkusundan dolayı rahip kızın kapısına yemek bırakıyor ve onunla karşılaşmamak için hemen oradan uzaklaşıyordu. Uzun zamandır nerelerdeydin kıymetli dostum? Allah'ın yarattığı mahlukatı izlemek için geniş arzı gezintiye çıkmıştım. Bana ürettiğin dua var ya, etkisi güzel oldu. Okuduğum tüm hastalar onunla şifa buldu. Şifa veren Allah, biz sadece onun elindeki sebepleriz. Neyin var arkadaşım? Hem korkuyorum hem de hüzünlüyüm. Ağır sorumluluğun altında eziliyorum adeta. Yanı başımda yaşayan kızın sorumluluğu. Allah yardımcın olsun. Ben de bugün ürkütücü kurt sesi duydum. Yakında yemek kokusu almış olabilir. Ben onun kapısına yiyecek koymuştum. Ya onu kurt yediyse? Bilmiyorum ki. Bundan sonra onu bekle de yemeğini senden bizzat alsın. Öyle mi diyorsun? Ya eyyühen nas kulû mimmâ fil ardı halâlen tayyiben ve lâ tettebi'û hutuvâtiş şeytân. İnnehu lekum adûvvun mubîn. İnnemâ ye'murukum bis-sû'i vel-fahşâ'i ve en tekûlû alallâhi mâ lâ ta'lemûn.